Dün maçtaydınız sizde. Evet. Ee, ilk yarı öyle bir istatistikler var ki birazdan ekrana getireceğim. 16 Galatasaray 3. salladı ama yıkamadı diyebilir miyiz? İşte kalite farkı, e, hata oyuncu farkı ortaya çıkıyor. 70 dakika. Ben yazımda da bugün dile getirdim onu. Tuval'de maçtan sonra söylemiş o. Ben bu kadar Bayern Münih'in bu zamana kadar Büyük kulüpler karşısında hakikaten bu kadar çok pozisyon verdiğini, bu kadar baskı altında kaldığını görmedim. Bu Galatasaray adına güzel bir şey, alkışlanacak bir olay. 19 sezon söylüyorum. sonra ilk kez bu istatistikleri görmüş. Evet. 16'ya 3'tü ilk yarı şutlarda. Evet. Ee, inanılmaz yani. Evet, ekranda bakın ilk yarı istatistikleri sevgili seyirciler bunlar. Yani 16 şut evet. Bayern Münih 3. <laughs> yani 4-5 maç toplamda 16 şut görüyordur kalesinde herhalde. 16 şut, 4'ü isabetli, 8'i isabetsiz, 4'ü e engelleniyor. Gol beklentisi 2-0-3. Yani inanılmaz rakamlar. Bayern Münih'in kilere bakıyorsunuz. Toplam şut 3, 2 isabetli, biri gol Bir de ceza sahası rakip ceza sahası toplu evet. buluşma 17 kez. 17. Bunu da... Bayern Münih'in normal Almanya'da göremezsin ya. Yani. Bütün seneye baksan bir takım bu kadar çok girdiğini göremezsin. Gerçekten yani. öyle. Yazık 3 oldu. korner. Ama işte dediğim gibi yani bir yerde... Ee, ya telaş ya şey acemilik ya da ne bileyim ben bir anlık heyecan bu işi kaçırıyor az evvel pozisyonları verdin şimdi bu e, maçı hiç seyretmemiş olsan versen akşam e, Melike'ye göndersen bunu sorsa konuklara formaları bu pozisyonlar ne oldu dese en azından hepsi bunu bazılarına gol der. Değil mi? diyor ya bu pozisyon ha. ne oldu diye Melike. Evet. Yani göz, gol gol mü değil, değil mi? Gol mü değil mi yarışmasında? Var. Gol koklayanlar. Evet. evet gol vardı. Koklayanlar orada vardı mesela. Kimi gol der, kimi gol değiller. Bakarsın. Ya Kerem'i kaçırdı. Yani Kerem bu o e, kadar oynanan üç maçın bana göre en çok konuşulan oyuncusu. Hatırla. İlk maç Kopenhag. İki net bir direkten dönen top. Evet. Doğru mu? Evet. Gelelim şeye. Eee... Maç ise deplasmanına iki tane yüz yüz kaçırdı. Üç tane kaçırdı. Bir tane de gol attı. Muhteşem bir gol var. Bugünkü maça geldim. Bir voleyisi var. Bir karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var. Yani bunlardan hele karşı karşıya kaldığı pozisyonun gol yapması lazım. O dışarıya vurulması en zor iş orada. Yapması gerekir. Artı ee, tabii ki ben her zaman için sağlık olsun diyoruz. Ve Galatasaray takımını kutluyorum. Çok keyif verdi. Herkes çok mutluydu. Ve Asay taraftarı da çıkmadı. Alkışla takımı çağırdı ama futbolcular hüzünlüydü tabii kaybettikleri için. Hatta maçtan sonra başkan e, torunuyla inmiş şeye, aşağıya. E, bir moral vermiş çocuklara. Yani oynadınız diye. Ama işin gerçeği bu. iki tane Güven abim de Kemal abim de izlediler. Şimdi bu işlerde e, Avrupa maçlarında kararsızlık yaşamaması lazım. 70 dakikalık başarı Okan Hoca'ya ait. Ve takımına ait. O çalıştığı için Okan Hoca'yı alkışlıyoruz. Manchester'daki galibiyet için alkışlıyoruz. Kopenhag'daki geri dönüş için alkışlıyoruz. O da bireysel hata Mustara yaptı. Ama göz göre bağıran bir adam var. Bak bu golün pozisyonunda e, zannedersem. E, Kane'in attığı golde. Hangisi? Artık Kazımcan yürüyemiyor. Ya yani şimdi Anyenino'yu alıyorsan mesela eleştirdik değil mi? Geçen geçen gün akşam eleştirdik. Hı hı. Böyle hataları yaptı. Pozisyonu Beşiktaş oradan geldi. Golü attı diye. İyi ama 8. dakikada Kazımcan adımın önünde durması gereken pozisyonu yere yatıyor. Adam sol bekliyor. Yani Galatasaray çok önemli bir eski yönetici. Şampiyonluklar yaşamış. ismini vermeyeceğim. Maçtan sonra geldi dedi ki yanıma geldi. Ya şimdi dedi. Bakıyorum dedi Kazımcan'a. Toptan kaçıyor dedi. Titriyor, korkuyor dedi. Yani sol bek değil bu adam. Bu adamı oynatmak bek hata dedi. Şimdi bu eski yönetici bütün Galatasaraylılar iyi tanıdılar çok özel şampiyonluklar yaşamış şeyde e, yönetimler arasında. Şimdi deşifre etmek istemiyorum ismini. Ama gerçek doğru söyledi. Biz de bizim grupta da seyrederken maçı herkes diyor ki Kazımcan'ın değişmesi lazım. Değişmesi lazım. Okan Hoca. Şimdi diyorsun ki değişiklik yaparken kaybettik. Değişiklik yaparken kazandık. O başka bir şey. Bugün ben şunu söylemeye çalıştım. Mesela Zaha tam hazır değil. Zaha için süper bir oyuncu diyorlar. Zaha'nın süperini bırakalım da normalini görmedik daha. Süper hmm. Süperini değil normalini görmedik. Tete mesela o, o Kanadolu Solbek Fernandez mi o? Alfonso Davis. Alfonso Davis. Onu geçecek adam çok zor. Müthiş bir oyuncu. E ama dedim ki yani ezber bozmak lazım. Zaha ile yer değiştirmek lazım. Dediler ki Zaha orada oynamıyor. E sonra değiştirdin. Evet. Kerim'i sola alıp koydun. Yani oyuncu değişikliği yaparken, oyuncu oyuncu girerken örnek veriyorum. Bence önce Zaha çıkmalıydı. Yani etkili değil. Demek ki tam hazır değil. Kendini daha toparlayamamış. Tete de top ayağındayken oynamaya çalışan bu oyuncu ama ile uğraşamadı adam. Denedi, 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 denedi geçemedi. Oraya pırpır bir adam lazım. Atacak gelecek veya bunu ancak duvar pasıyla geçebilirsin. Çok çabuk attığın koşu adam sana yakalar. Mesafe uzarsa yakalar ama mesafe kısarsa kısaysa yakalayamaz. Şunu aktarmaya çalışıyorum. Yani Galatasaray takımı tabii ki başarıyı oynadı ama bu grubun Bayern Münih favorisi. Kim ne derse desin Galatasaray bu maçı berabere dahi bitirebilirdi. Kazanabilirdi de. Bak pozisyonlara. Bak Tabii. pozisyonlara Tabii. mesela bir görüntü gelmemiş. İkar önüne bir top geldi. Vurmadı, geri çekti. Vursa belki gol olacak veya dönecek evet. bir başkası tamamlayacak. Bayern Münih buradan beraberlikle dönse en azından mutlu olabileceği bir maçtı neredeyse ilk yarıya bakarsak. Çünkü ikinci yarı böyle vakit geçirmeler, yavaş korner kullanmalar, yavaş taç atmalar yani beraberliğe üzülecekti neredeyse Galatasaray ama maçın sonucu böyle Vallahi oldu. Vallahi ben soyunma odasında soyunma odasında Tuchel'in oyunculara ne dediklerini merak ediyorum. <laughs> Çünkü bir ilk yarıda ben gördüm Tuchel kendini yırtıyordu ya. Evet. Ona ekrana getirmedi belki görüntü. Ya Tuchel neler yapıyor ya. Evet. Çağırıyor oraya basacaksın buna basacaksın adamlara dünyanın lafını söyledi. Yani kendini yırttı kenardan ilk yarıda çıktı. Ama helal olsun hakkını verdi Galatasaray'ın. Kabul edelim burada. O evet. konucu da ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Maçı karar 60 bir Türkiye'de antrenörler için Kemal abi de Güven abi de genelde söyler 70'i bekliyor. Abi beklemez. 20'si 20 e değiştiririm abi. Evet. 30'sa 30'da değiştirir. devre arası değişebilir. çıkması lazım. Çünkü yoruldu. Hı. Görünüyor bu yani artık tükendiğini görüyorsun oyuncunun. Evet, Çocuğa da günah. Anel'in da Bundesliga tecrübesi var. var. Bayern Münih'e karşı oynamış. yıllarca oynamış. E sen diyorsun ki mesela Laçık. Okan Hoca mesela maçtan sonra ilginç hiç bir şey söyledi. Angelino'yu ben aldırdım özel. Tamam doğru. Ama dedi hücumu kısmı çok zengin. Defans yönünde zaafları var. Esas sol Solbek'in birinci görev defans yapmak ya. ya. Galatasaray senelerden beri Nagatomo'dan bu yana evet. bek bulamıyor ya. Sıkıntı yap. Yani dedim ya dün gece evet. iki tane adam olsaydı bir tanesi Hakan Ünsal. Bir tanesi daha birini daha söyledim. Olsaydı sol tarafta. yani Semih Yumako var eskiden oynarken ha. vardı var diye. Onun süratli oyuncular bu oyuncularla rahatlıkla baş ederler, Değil mi? Ya tabii canım yani hem sonma yönleri vardı hem de hücum yönleri vardı. Peki. Bir de sanıyorum Okan Buruk'ta bir maç öncesinden verilen kararlar var. Yani diyor ki ben 60. dakikada şu 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 oyuncuları değiştireyim. Ve ona bağlı kalıyor. Oysa oyunun akışı içinde bir ihtiyaç doğabilir. 40. dakikada ihtiyaç doğabilir. Yani adam Levent'in söylediği gibi yürüyor artık yani. Ama e, Okan Buruk'ta bu iş biraz 60-70 arası değiştiriyor o yıllarda ortalama mu diyorsunuz yani yani yapmak istemiyor belki onu elbette e, fark ediyordur ama e, öyle bir önceden bir karar veriyor ona şey kalıyor bağlı kalıyor şimdi dursun Başkan teknik direktörler müdahale eden bir başkan değil az Yıldırım modeli değil hı hı. yani inip oyuncuya şunu yap, şey pardon teknik adamı şunu oynat dememesi lazım. Ama ben buradan Okan Buru şöyle uyarıyorum. Ya Okan Hoca, geçen sene şampiyon olmuş kadronun bazı oyuncular sırtını dönme. İlle Zaha oynayacak diye bir kural yok. İlle Pepe oynayacak diye bir kural yok. Şimdi Zaha'ya yer açmak için Kerem'in yerini bozuyorsun. Kerem burada etkili oynuyordu. O zaman Kerem burada oynar. Oraya koyarsın Mertens koyarsın. Alışkanlığı vardır. Oliveria alışkanlığı var bu takımın. Hadi evet. Kaan'la oynuyorsan oynarsın da Mertens oynar. Sağ tarafta belki Tek Pep oynar. Bu için oynama şansı yok ya. Ziech bu Halilüç oynayamaz. Evet. Ziech ki yani tam hazır bir oyuncu konumunda değil. Bunu değiştirme. Bu takımı değiştirme. Yani Geçen sene yok oyuncu sırtına dönme. Oliveira'ya dönme abi. Bunlar senin elemanların ya. Birden yeniler gel. Dün mesela gelme. Oyuna girmedin. Dedin ki Beşiktaş maçı öncesi konuşmuşsun. Ben Endombelé'yi oynatmayı düşünüyorum diye. Son anda oynatmadın. E tamam Endombele niye Galatasaray bu transferleri yaptı e o Bay zaman? Endombele'nin o görüntüsü, halsizliği vesaire onu da ayrı bir konuşacağız. Kemal abiden de ilk bölüm bitmeden tamam. bir yorum almak istiyorum Galatasaray Bayern Münih maçı ile ilgili. Şimdi kağıttaki notlara bakarsak Galatasaray rakibine oranla daha etkili oynamış. İstatistiklere bakarsak. Bakarsak hı. işte anla yani. Hı hı. Ama maçı 3-1 Bayern kazanmış. Şimdi Galatasaray bu bahsedilen özellikleri, üstünlükleriyle kaç puan aldı? 4. Efendim? Bu maçta diyor. Ha bu maçı diyorsunuz. Ben genel 3 maç sonrası sanırım. Bu maçta. 0. Bayern Münih çok ezildi. Öyle yazıyor gazeteler. Yorumcu arkadaşlar. Ezdik diyor. Şey, Buruk, Okan Buruk söyledi. Hayır Okan Buruk söylemedi. Tuğel söyledi. Tuhel Tuhel açıklama yaptı. Okan 70 70'te o da dedi. Tuhel de dedi. Biz ilk yarıda şeyi e, Bayern'i ezdik demedi mi? Yanlış mı okudum ben? Yani e, ona ]yse. bir vardır bastı. Ez, ezme kavramı ya. var yani. Basın toplansa ortalıkta. tam o kelimeyi kullanmış mıydı Ercan? Bakar mısınız? Bir de bir şey söyleyeceğim. Dediği doğru Kemal abi'nin ama Tuhel de dedi ki kelli felli kat kat Galatasaray'dan pahalı takımlara karşı bile böyle bir pozisyonlar vermedik. Baskı yemedik dedi. Bitirsin Kemal abi az kaldı. Yani, olabilir demiş tabii dedi, dediğin doğru ama şimdi. Heh, evet. Bayan Münih'in bu kadar ezildiğini kimse görmemiştir. Uzun Kim diyor? uzun Okan. zamandır Okanbur. Kullanmış. Okan, evet, şöyle doğru, şimdi şöyle. Kullanmış. Bir özel maç olsa bu. Konuşuruz. Yani anlatırız işte. Vay be tek kale yedi tane yüzde yüz falan. Bu bir puan maçı. Üstelik Şampiyonlar Ligi puancı yani sırf kazanmakla kalmıyorsun 3 puanı.